Yani biz yaşamış olduğumuz topraklarda kendisini bu vatan için kurban eden insanların bize emanet ettiği e, ülkenin üzerinde, toprağın üzerinde yaşıyoruz. Evet. E, i̇stiklal şairimizin dediği gibi bastığımız yerleri toprak diyerek geçmemeli. Şehitlerimizin kanlarını, hatıralarını hep hissetmeliyiz ve unutmamalı. Onların emanetlerine sahip çıkmalıyız. E, bu bizim üzerimizdeki önemli bir borç ve vazife. Kurban az önce girişte de ifade ettim. Bizim bayramlarımızda Ramazan bayramı da öyle, Kurban bayramı da öyle. Hep paylaşmayı. Müslüman tek başına hayatı yaşayan, tek başına gülebilen, tek başına huzurlu olabilen insan değildir. Peygamber Efendimiz müminleri bir bedene benzetiyor. Bir bedenin belli bir azasında uzvunda olan rahatsızlığın diğer uzvunda hissedeceği vurgusunu yaparak dikkatimizi çekiyor buraya. Dolayısıyla biz yeryüzünde yaşayan bütün müminlerin acısını, sıkıntısını, ızdırabını yüreğinde hissetmekte yükümlüyüz. Bayramlarımız da bu hissi yoğunlaştırdığımız ve insanların derdine, Deva, evet. sıkıntılarına çare olma noktasında duyarlılığımızı artırdığımız günler. Ramazan bayramlarında fitreyle bunu yapıyoruz. Kurban bayramıyla kurbanlarımızla bunu yapıyoruz. Yani biz Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımızda büyük bir milletiz biz Selman Beyciğim. Yani bu büyük millet olmanın bize getirdiği sorumluluklar var. Bekleneniz biz. Özleneniz. Özleneniz, yanında görülmek isteneniz. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle bizi, bizim milletimizin selamını, bizim milletimizin şefkat elini, bizim milletimizin yüzyıllarca insanlığa gösterdiği, yaşattığı adalet anlayışını yeniden hissetmek isteyen, görmek isteyen milyonlarca insan var. Milyonlarca. Yüzlerce ülke var. <laughs> Dolayısıyla bu insan, görmek istemeyenler de var. Olabilir. Yani elbette var ama bütün bunlara rağmen görmek isteyen insanlara şefkatimizi, merhametimizi, adaletimizi taşımak ve kardeşlik vazifemizi hissettirmek zorundayız. E, bu kurban organizasyonuna tanıtım toplantıları vesilesiyle gitmiş olduğum bir programda bir ilçe müftümüz anlattı. Balkanlara gittik hocam dedi. E, ülkeyi ve şehri söylemeyeyim. Ee, orada bir yaşlı amcamız şunu söyledi. Güneş sizin olsun, gölgenizden bizi mahrum etmeyin. Bizim gölgemize hasret, gölgemizde yaşamak isteyen kardeşlerimize gözümüzü yumamayız biz, sırtımızı dönemeyiz. Onların e, haliyle hallenmeden günümüzü geçiremeyiz. İşte Kurban Bayramı, e, Dünyanın farklı yerlerindeki kardeşlerimize el uzatmamıza vesile olan bir zaman dilimi oluyor. Spottan hareketle gidiyorum. Ama tabi sadece o değil. değil. Yanı başımızda, sokağımızda, çevremizde, köyümüzde, mahallemizde, ilçemizde, hepimizin köyünde, mahallesinde, ilçesinde evine kurban vesilesiyle sadece et giren kardeşlerimiz var. Kurbanı bekleyen, hasretle bekleyen kardeşlerimiz var. Dolayısıyla biz ya da hatırlanmayı bekleyen, hatırlanmayı bekleyen kapısının çalınmasını bekleyen insanlarımız var. Dolayısıyla bayramlarımız e, unuttuklarımızı hani az önce dedim ya unuttuklarımızı hatırladığımız, selam vermediklerimize selam verdiğimiz zaman dilimleri bizim soframızı, ekmeğimizi, varımızı, yoğumuzu paylaşma düşüncemizi hareketlendiren ve bu noktada somut eyleme bizi geçiren özel günlerdir Kurban Bayramı günleri. Bunu da millet olarak çok güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum şahsen.